En büyük sorun işsizlik. Herkes işsiz yani, iş yok, güç yok memlekette. İnsanların hali perişan. Gençler işsiz. Asgari ücret insanları geçinemiyor. Kiralar pahalı, öğrenciler bu konuda mağdur. Ve bir de ev sahipleri zaten eskiden uyguna verdikleri evleri şu an o insanları çıkarıyorlar, yüksek miktarda kira veriyorlar insanlara. Herkes şikayetçi bulunuyor. Zaten memur da geçinemiyor memlekette. Bayağı bir şey sorunu var, ev sorunu. Müteahhitler de zaten iş yapamaz hale geldi. İnşaat sektörü yok. İş yok memlekette. Fabrikanın olması lazım. Her evden rahatlıkla 2 kişi, 3 kişi işsizdir. Yani yatırım yapmasın üstüz memlekete. Ondan sonra gençlerimiz hep yurt dışına gidiyor. İş olmadığı için, işte bir gelecek olmadığı için herkes kendini yurt dışına vuruyor. En büyük sorunu nedir? İşsizlik. İşsiz. Gençler hep işsiz. Vatandaş mağdur. İş olmayınca aç da olmaz. Buranın birinci sıkıntısı o. İkinci sıkıntısı da bizim burada belediyeyle şeyimiz var, sorunlarımız var. Bizim belediye başkanımız Sayın Mehmet Maçoğlu, biliyorsun Komünist Partisi'nde. Geldi burada şey oldu, geldi burada belediye başkanı oldu. Tabii ki insanlar oy verdi, saygı duyacaksın. Ama hizmet sıfır. Sokakların haline bakın, bir çekin, kamerayı çekin. Yani insanlar geçemiyor arabalarda. Ondan sonra vilayeti ne yaptı? Tuttu 4 marketle 4 tane kahveye teslim etti. Bak şimdi kalktığınız zaman şuraya bir böyle bakın. Kahvelerin önüne bakın. Kaldırımlar kapalı. Ön tarafına masa koymuş. Masanın önünde de trafik işaretini koymuş. Biz böyle bir ilde yaşıyoruz. Başını beraber çıkacağız, burada beraber izleyeceğiz burayı, bu sokakları böyle tek tek gezeceğiz. Onun için biz böyle bir sıkıntı çekiyoruz, gerçekten. Gerçekten çekiyoruz. Çok pahalı. Marketlere giremiyorsun. Bak bu sıra, arka sırada 4 tane market var. Sayın Başkanımız 4 tane markete bu millete teslim etmiş. Bu millet gidip elmayı, armutu, ondan sonra fasulyeyle ekmeği Elazığ'da mı alacak? Mecbur alacak. Denetim yok. Bir şey yok. Allah rızası için. Hiç kimse bu memlekete sahip çıkmıyor. Onun için ne diyeceksin? Bak kendi gözünle de görüyorsun. Sokaklar, arabalar dolu. Ondan sonra yollar kapalı. Araba geçmez. İnsanlar, bayan bile geçmez. Bayan sen bir pazartesi günü buraya geleydin. Burada insanlar çalışıyor, geçemiyor. Abla bunlar hepsi esnaf. Abla burada ne? İnsan geçemiyor burada ya. Olur mu böyle belediyecilik, olur mu böyle bir hizmet, olur mu? Madem ki sen Komünist Parti insin gelmesin, sen bu ilin Allah rızası için bir kere sokağa inmiyor, vatandaşı sormuyor ya. Burası gerçekten pahalı, hiçbir şey alınmıyor. 150 lira verirse bir poşetin içini dolduramıyorsun. Millet fakir, mağdur. İş yok, güç yok, çalışma yok, para yok. Ne olacak? Bu kadar. Burası memur şehri ama burada kiraların yükselmesinin sebebi de yine polis asker lojmanlarının yıkıldıktan sonra onların kira desteği falan da var. Yüksek mevlada kira ödüyorlar. Bir evin kirası 1000 lirayken 2500 liraya kadar çıkarttılar. Yani ödeyebiliyorlar ama normal bir vatandaş bunu ödeyemiyor. Ödeyemediği için ev sahipleri de bu konuda acımasız. İnsanlara 3000 liraya kadar, 3500 liraya kadar kirayı çıkarttılar. Onun dışında da genel bir pahalılık var. Yeme içme konusunda dışarıdan gelenlerle biz sürekli muhatap olduğumuz için işte yani bir yere gidip bir ailecek oturup kalktıklarında çok yüklü mevlada şeyler ödüyorlar. Ev kiraları, öğrencilerin burada çok şeyleri var. Gerçekten mağdur oluyorlar. Bir ev tutmaya kalktıklarında hem ev bulamıyorlar hem de kira yüksek olduğu için maalesef barınamıyorlar. Yani zaten yaşam çok pahalı bu konuda. Çocuklar da burada mağdur. Bilmiyorum yani biz esnaf olarak çarşıya çıkıp bir işe gelip gittiğimiz zaman günde 100 lira kendimiz sırf şey yapıyoruz. Yani bir giderimiz oluyor. 100 lira da ayda neye tekabül ediyor? Yani düşünün ki
olmayan nasıl geçinecek? Yani bir 4000-5000 lira maaş alan adam bile burada gerçekten fakir, aç, yani istediği gibi yaşayamaz. O yüzden bilmiyorum, yani bir öğrenci veya bir asgari ücretli veya bir ara işçileri zor, gerçekten zor. Yani asgari ücretliyi düşünemiyorum, yani bu kadar. Vallahi Dersim coğrafyında 63 yıldır aşağı yukarı 45 yıldır da yani düzenli olarak yaşıyorum. Coğrafyamızdaki sorunların en büyüğü yani bölgede yakılan ormanlarımız en büyük şeyimiz. İkinci bir sorunumuz, üniversiteye 7000 tane öğrenci gelmiş ama bunlardan herhalde 1500-2000 tanesi dışarıda. Bunların da en büyük sorunu ev. Evde kiralar çok yüksek. 1500-2000 lira. Bu şey gibi bir rakamlar söyleniyor. Yani bu da öğrencilerin zor durumda. Zaten buraya gelen öğrencilerin çoğu da %80-90'ı böyle çok durumu iyi olan öğrenciler değil. Devlet madem bunu yap, bu talep açmış, bu öğrenciler gelmiş ama bunlar da karşılanma altyapısı oluşturulması lazımdı. Şimdi çocuklar perişan, kimi camide kalıyor, kimi yolda, sokakta, orada, burada. Yani şimdi yarın kış olacak, bu insanlar ne olacak bilmiyoruz. Buradaki diğer soyan dersimizin birçok sorunu var. Hangi sorununa değinip? Susuzluk had safhada. Vadimizi gelip kirletiyorlar had safhada. Bütün gidin dağ keçileri, mağ keçileri, yer, yakılan yerlerde hep perişan, hep bütün hayvanlarımız yerinde olmuş, yurdundan olmuş bu coğrafyada. Coğrafyada çok sorun var. Ama en büyük sorunumuz şu anda Dersim'de gerçekten üniversiteye gelen gençlerimizin burada perişan ve zor durumdalar. Bunun da ilgililerin bir an evvel çözmesini istiyoruz. Yani bize düşen görev neydi? Ben kendim Dersimliyim ama hiç tanımadığım bir aileden 2 yıl bir Şırnaklı kızı getirip evimde okuttum ben. Böyle bir şey, yani herkes böyle bir duyarlılık olursa, herkes taş biraz şey ederse çok sevinir. Dersim gençliğinin temel problemlerinden birinin özellikle eğitim sisteminin kötülüğü ve ekonomik krizle de birlikte gelen gelecek kaygısı olduğunu düşünüyorum. Şehirde gençler olarak çok eksiğimiz var. Dışarı çıkıp eğlenmek istediğimiz zaman çok fazla seçeneğimiz yok mesela. Gidip bir kafede oturuyoruz veya su kenarına inebiliyoruz en fazla.